Valla ben bunun neresinden başlayayım bilemedim. O yüzden deminden beri düşünüyorum da. Ufacık bir bilgisayar var önümde. Acayip bir ekran var. Asus'un K3400PH-KM012T. Yani özür dilerim, bu model isim bana biraz zor geliyor ama üzerinde VivoBook Pro 14 yazıyor. OLED yazıyor. O yüzden hani aklınız öyle de kalabilir. Tabii ki bu cihazı arayacağınız zaman bu kodla ararsanız şu an incelemesini yaptığım notebook'a ulaşabilirsiniz. Şimdi bu enteresan bir cihaz. Niye enteresan bir cihaz? Ya küçük, buna değişik bir şey yok, enteresan bir şey yok ama öyle bir ekran var ki 14 inçlik bir ekran var karşımda. OLED bir ekran var ve hani şu cihazı gördüğümden beri OLED bir ekranın gerçekten avantajını doya doya yaşadığımı size rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi OLED ekranın olayı şu, size gerçekten başta gerçek siyah olmak üzere renkleri çok iyi bir şekilde veriyor. Özellikle kreatif işler yapıyorsanız, renklerle alakalı, video ile alakalı, resimle ilgili bir iş yapıyorsanız eğer çok iyi renk almanızı sağlıyor. Başka bir güzel kısmı, bu ekranlarda low blue light özelliği var. Yani uzun zaman çalışsanız da gözlerinizi daha az yorduğu konusunda da içinizi rahat tutabilirsiniz. Yani şu notebook tam böyle alıp gidip atıyorum oturup Starbucks'ta çalışmak üzere yapılmış bir notebook, özellikle yaratıcı iş yapan insanlar için. Şimdi tabii bunun için neler gerekli? İyi bir bağlantı gerekli. Wi-Fi 6 destekli bu. Bluetooth 5.0 destekli aynı zamanda. Hani kablosuz taraftan baktığınız zaman da zaten en üst seviye standartları destekliyor elimdeki notebook. Bunun yanında 1.4 kilo. Yani oldukça hafif bu. 1.4 kilo tabii ki pininden beraber. Bunu pilsiz kullanmayacaksınız. Hani o da bir sorun değil. Şöyle birazcık bence hafif bir yüksek ama ince, bu arada söyleyeyim. Ağır değil ama birazcık büyük bir adaptörü var. Ondan beraber çok uzun bir kablosu var. Çok güzel bir şey bu. Bunu götürüp istediğiniz yere kurup taşıma imkanına sahipsiniz. Şimdi yaratıcı işler yapacak diyorsanız tabii ki üzerindeki ekran kartı ve işlemci önemli. 11. nesil bir Intel işlemci bulunuyor. 1650 bulunuyor Nvidia'nın üzerinde ve 16 GB RAM var. 512'lik de M.2 SSD bulunuyor. Bunlar zaten hız konusunda ve performans konusunda özellikle çalışmak için burada bir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Oyun oynadım derseniz, ha bu bir AAA oyuncu notebooku değil. HDMI çıkışı falan var üzerinde ama tabii ki AAA olmayan oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Onları da biraz kısarak oynayabilirsiniz bunun içerisinde, burada haberiniz olsun. O performansı size veriyor. 0.2 milisaniye tepkime süresine sahip bir ekran var. Ve aynı zamanda 90 Hz'lik bir görüntü veriyor size. Hani o bakımdan da iyi aslında bakarsanız. Ha bu kadar yüklenirseniz neden yersiniz? Pil ömründen yersiniz. 5-6 saatte pili bitirirsiniz ama zaten o da hani bu kadarlık bir oyun performansı için bence gayet yeterli. Ofis işlerini falan yapacağım, çalışanırım derseniz de 8-10 saate kadar bu pil sizi götürüyor. Şimdi bağlantı demişken biraz oradan devam edeyim. Biraz dolaşa dolaşa yapacağım bu incelemeyi. Bu tarafta iki tane USB 2.0 var. Bu tarafta HDMI var. Thunderbolt var. Bir mini SD kart girişiniz var. Bir USB 3.0'ımız var. Şarj girişi de bu tarafta bulunuyor. Böyle küçük, minnak, ince, taşınması kolay bir notebook var. Burada böyle bir çıkıntılı bir kısım koymuşlar. Bence şık olmuş, hoş olmuş. En önemlisi çantanın içerisinde bir şeye takılacak kadar çıkıntı yok burada ama 14 inç olduğu için bu neredeyse her türlü çantaya sığıyor ve hafif. Bu da başka bir güzel avantajı. Hani götür, kur, aç, kullanmaya devam et gibisinden bir şey yapmışlar Asus tarafında. Şimdi güven tarafına baktığımız zaman açma kapama tuşu aynı zamanda parmak okuyuculu. Çok sevdiğim bir özelliği oldu. 720p'lik bir kamera var üzerinde ama 720p'lik kameranın da bir üzerinde kalkan demişler, shield demişler. Bir hani kapak var. İsterseniz böyle çat diye tek hareketle, hatta şöyle yapayım. Şöyle çat diye tek hareketle hani bunu açıp, görünüyor mu? Görünüyor. Şurada. Kapatabiliyorsunuz. Böylelikle kendi güvenliğinizi de sağlıyorsunuz. O bakımdan da güzel düşünmüş ya. Şimdi tabii ki oyun falan dedik, soğutma lazım. Üzerinden çift fanlı bir soğutma sistemi var ve iyi bir performans gösteriyor. Bunun yanında Harman Kardon destekli.
hoparlörleri var ve gene iyi ses alan mikrofonları bulunuyor üzerinde. Bu bakımından da genel olarak mesela toplantı yapacaksanız iyi bir performans alma imkanına sahipsiniz. Tabii ki yani bir Bluetooth kulaklık kullanmanızı burada tavsiye ederim güvenlik bakımından. Bunun yanında büyük bir touchpad'i var. Bu bir kullanma kolaylığı sağlıyor ama şimdi tabii bu küçük olduğu için bu klavyenin üzerine bir numpad yok. Onun için tek tuşla açıp kapatabileceğiniz bir numpad'i touchpad'in üzerine koymuşlar. Buna bayıldım. Ben numpad'siz iş yapamam. Hele benim gibi bir Excel adamıysanız o numpad'e mutlaka ihtiyacınız olacak. Ben yukarıda 40 saat tuş aramaktan nefret ediyorum. Rakam aramaktan nefret ediyorum. Burada bunu da yapmışlar. Acayip pratik olmuş. Cihazın ekranı P3 renk gamını %100 kapsıyor. Aynı zamanda HDR özelliğine sahip. 400 nitlik bir parlaklığa sahip. Yani görüntüyle ilgili altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Gerçekten size de çok çok iyi performans veriyor. Eğer bu tip işlerde çalışıyorsanız, oyun oynamayı seviyorsanız, alayım notebook'umu, istediğim yerde gideyim çalışayım diyorsanız, hesap yapayım diyorsanız hatta buradaki touchpad'in üzerinde bulunan numpad sayesinde her şeyi rahatlıkla yapabileceğiniz gayet keyifli, gayet kaliteli bir notebook alelimde. Fiyat kısmına girmiyorum. O kısım herkesin kendi bütçesine göre değişiyor. Ama eğer böyle alayım götüreyim her yerde çalışayım, her işimi yapayım, beni de en azından birkaç sene götürsün diyeceğiniz notebook arıyorsanız Asus'u gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Notebook'u ben bayağı kullandım. Eğer bir sorunuz varsa lütfen bana sorma konusunda elinizi korkarak alıştırmayın. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.